Bir devasa altan şeyci gelmiş. Hayvan sesleri de duyuyoruz. Onun alıyoruz haberleri. Akbaba Kadriye Orhun Hanım, beni çok iyi duyuyorsun. Tıkırtı çıkarsam. Taksici Fuat Avni, senelik mesaisini mi yapacak bu gece? Yarın damlar yine, çok yorgunum. Bütün gece çalıştım. Bakalım ne tür olduğu narsisist gibi. Ne tür magandalar sürecek buraya? Ne tür devasa otobüsler, taşıtlar, kurum taşıtları? Gazeteciler cemiyetini görecek miyiz? Yoksa Dur Yıldırım gibileriyle mi gaza getirmeye çalışacaklar? Akşama sümüklü böcekler gelecek mi yine? Çoktandır havlama korosu olmadı penceremin karşısından. Eskiden yanı başımızda oluyordu 24 saat. Ve içerisi sinek doluyordu. Sineği bırak, diğer her tür haşerelerden. Yok yok. Akrepleri bile yedik. Evet. Bunu çok devam ettirmek istiyoruz değil mi? Ben ortadan kalkarsam olacak. Vay canına. Hakimleriniz, savcılarınız ne durumda? Gelip bir suyu ödeyemedik. Korona var. Gel gönder kapatsın. Elektrik tadilatı yapsınlar. Anında iş üzerindeyken. Tam yüklerken İnternette genel arıza olsun. Veya şimdi olduğu gibi hiçbir iş yapamayayım. Mümkün değil. Bir mesaj bile yazmak işkence. O kadar karıştırılıyor. Bu sefer hangi suratlar göreceğiz? Hayvan sahipleri. Gelecekler, tırmanacaklar penceremin karşısına. Orada yuvarlanacaklar, orada ileri geri, orada işleyecekler, orada sıçacaklar. Evin içerisi kaşıntı dolacak. Aileyi öfkeye sürükleyecek. Frekansları da unutma. Cat Juggler. Evet, bu gece taksi neden? Yeni ay Vika kutlaması. Ne tesadüf. Geçen sefer de öyle bir şeydi. Sonra şeytanlıkları yedik burada. 37 kurban vermiştik. Kimse araştırdı mı onların evinin etrafını? Ha? Öyle ileri geri gidenler, kapının eşiğinde hayvanlar, bahçesinde sinekler, boklar. Veya sümüklü böcekler. Çok önemli bir detayı. Orman kadar ağaçların
bütün iğneleri böyle yarım metre batacak kadar yerde dökülmüş olan ağaçlar, o kurumdaki hizmetçilerin nasıl? Beni bekliyorlar değil mi? Şey çıktı ses. Ay, pencerede bak. Evet, köpeklimiz. Onu görmemi istedim. Aynı keltoş. Nerede çalışıyor? Nereye yerleştirdin? Orman kadar ağaçların kel kalan kurumda mı? Mersin'de hayvan yem bırakın. Evet, tekrar başlıyoruz. Bugün çok oldu öyle haberler çünkü Vika gecesi. Bugün çok fazla haber gördüm medyada hayvanlarla alakalı. Ve böyle reklamlar. Kap bırakın. Keşke cuma olsaydı hutbede söylettirirdin. Kaç paraysa. Diğer camilere de birer tane çeşme dik. Kedi toplamak için. Gidince yine doktor soracak. Kendi kendine konuşuyor musun Yusuf Bey? Kesinlikle. Ta oradan mı duydun doktor hanım? Nasıl duydun be? Anasını satayım, ilk düşürdüğü yerde öldürüyordular. Haftada kaç tane iğne yiyordum? İki haftada bir lazım. Kesinlikle cinayet teşebbüsü. Gönderecekleri bölümde zaten bir cinayet oldu. Yarı yoldan döndürdüler. Değiştirdiler. Boğmuş adamı horluyor diye. Zır delinin biri. Öyle kasıtla bulundurmuşlardır orada. Evet, bunu seyreden bir vicdan sahibi varsa araştırsın. Zamanlamayı öğreni orada. Zavallı karısı ağlıyormuş kapının dışında. Sevgi dolu insanlar şizofren damgası yedirdikleri sırf evlerine konmak için. Kumpas gibi pat bekliyordu beni orada bir tane casus gibi biri. Doktora o kadar çaba verdi, her heyete çıktığımda koşturuyordu orada. Kaç heyetten çıkamadık. Çünkü onun gibi birkaç tane daha. Kitap yazılır be. Anında bekliyordu, kağıtla imzayı attırdılar. Çıkarken de birisi telefonla çingene suratlı takım elbiseli. Buraya girdi mi bir daha çıkamaz. Buraya girdi mi bir daha çıkamaz. Anasını satayım. O kadar da bağlantılarını belli ettiler. Korku salacaklar bana. Saltanatın bitmiştir be akbaba. Birileri bunu takip ederse. Pis mahlukun yüzüne bakın. Anında böyle devasa taşıt getirebiliyor. Anında köpekli gezdirebiliyor. Burada geçirtebiliyor. Şeytanlık yaptırabiliyor. Adli davaya düşürebiliyor. Yediğimiz ne laflar var be, ne küfürler, ne hakaretler. Kaç tanesi videoya yakalandı. Deli. Sülaleniz deli be. Bütün Türkiye deli bu şeytanların kafasını kırmıyor diye. Bunun başka cevabı yok. Doğum bebelerinize saldırıyorlar. Bebelerinize saldırıyorlar be. O
okulda çocuklarınıza, hastanede hastalarınıza, evde ailenize.